Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi Person of Interest biliyor musunuz? Şu dizidir kendileri. İzlemeyen varsa izlesin bunu. Tavsiyemdir. Kanalda da daha önce bahsetmiştik. Eski kanalda çok bahsetmiştik. İlk sezonu biraz şeydir. A takımı gibi gider. Ama ikinci sezondan sonra olay efsaneye doğru gidiyor. 4 ya da 5 sezondur galiba. 4 sezon. Üçüncü sezon olmasa, üçüncü sezon dördüncü bölümle 10. bölüm arası ya da dördüncü sezon dördüncü bölüm 10. bölüm arası başlıyor olabilirim. Efsanedir. Ne diyor bu düdük makarnası diyenler için? Yapay zekayı anlatır bu bize. Alpayı yani, bizim Alpayı. Şöyle göstereyim. Yükselişe başladı. Tepesi. Dokunduğu yer. Dolar, TL. Yükselişin tam olarak 6,89855. Alır mı? Ben bu rakamı söylemiştim. Hep tesadüf bunlar işte. Nasıl oluyorsa hep tesadüf. Yani kırdı, trendi kırdı. Bayrağımız şu biliyorsunuz. Yani trendi kırıp yükselişe başladığının düzeltmesi tam olarak 1,78. Nasıl bir yapay zeka yönetiyorsa şurada haber salın diyor. Şurada başka bir şey yapın diyor. Falan filan. Gerçekten garip. Nasıl bir yapay zekaysa şurada demedim. Şurada profilini değiştir diyor. Çok enteresan ya. Yani şu nasıl tesadüf. Bir yerlerden bir şekilde bir haber gidiyor. Bu herif değiştiriyor. Olup tekrar yükselişe başlıyor mesela. Bir yerlerden bir şeyler oluyor. Yani, Zara mıydı? Gara mıydı? Neydi? Hiç önemi yok yani. Bir şey oluyor. Tam burada o operasyon yapılıyor. O operasyonu o gün o saatte yapın. Öldürün insanları. Ülke bir krize girsin. Şunu kıralım. Sonra da buradan böyle gitsin. Oluyor yani. Hep tesadüf. Enteresan. Bu ne yapıyor? Bu da hep tesadüf. Dünkü yayında bahsettik daha. Yarım saat sonra dünkü yayının hepsi editsiz bir şekilde şeye gelecek. YouTube'a izlemeyenler için. Hiç edit yapmadan. Attık. Dün ne dedik? Bunu çakıyorlar aşağı. Bunun kokusu çıkacak bir iki güne. Daha yayınını yaptık. 24 saat geçmeden MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin almış. İşte Elon Musk'la o farkı bu. CZ denen şerefsizin ve MicroStrategy denen Godoman yalakası şirketin farkı bu. Elon Musk aldığında şu oluyor. Şu mum, şu. Ama MicroStrategy aldığında bu oluyor. MicroStrategy burada da aldı. MicroStrategy şurada da aldı. MicroStrategy burada da aldı. Bir şeyleri değiştirmek isteyen vizyoner adam pump'lıyor alırken. Markete zarar vermiyor. Bir şeyleri kontrol etmek isteyen adam dump'lıyor. Öyle alıyor. Sorun da o zaten. Dün yayında da dedik yani Elon Musk'ın aldığı Bitcoin'ler sıfırlansa ne olur, sıfırlanmasa ne olur yani. Hep dünyanın en zengin adamı. Ama MicroStrategy dünyanın en zengini falan değil. Elon Musk bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Olur olmaz ama MicroStrategy kar etmeye çalışıyor. Vallahi kadar fark var arada. Kar etmek isteyen adamla bir şey değiştirmek isteyen adam arasındaki kalite farkı da bu işte. Öbürü kar etmeye çalışıyor. Kar edebilmek için onu mümkün olabilen en dip fiyattan alabiliyor olman lazım. Diyor ki dumplayın. Ben toplayacağım. Panik yaptığım insanlara sattırın. Hep diyor ya, ne yapacaksın? Sıfıra mı gideceksin? Yok işte panik yaptırıyorlar. İşte. En kötü olacağı bu. Şu hareketi yapacak. Onu bile yapamıyor. Çünkü satan yok. Doğru düzgün satan yok en azından. Salak salak mumlar yapıyor şu anda. Şunların hepsi aptal mum. Aptal mum hareketi yani. Böyle mum. Ben hiç görmedim bu tarz mumları. Şuradan anlayabilirsiniz tam nasıl aptallık olduğunu. Bu nasıl bir mum şeklidir ya? Verdi eline milletin. Ne alan var ne satan var. Botlarla bir şey yaptırıyor işte. Satın hani şurada aldığını, şu bölgede aldığını sat burada yoksa çakacağım bunu aşağıda diyor. İşte marketin komple hakimi benim. Benim dediğim olur. Verin bana paranızı, verin bana paranızı. Tek yaptığı bu CZ'nin. Ben o yüzden yıllardır diyorum bu herife rağmen gelecek bu alt boğa gelirse. Çünkü Binance açıldığından beri ayı sezonundayız. Altcoin'lerde. 100 kat gidecek diyen adam niye düşükten alsın peki? Niye almasın düşükten? Senin gibi 1000 dolar yatırmıyor adam. Mevzu o zaten. Adam 1 milyar dolar para yatırıyor. 49 binde almak ile 44 binde almak arasında yüzde kaç fark var? Böyle şurada ile 45 arası %10 fark var. 1 milyar dolar da 100 milyon dolar para ederim. Az para mı 100 milyon dolar? Ya da şöyle düşün. Niye alsın buradan? 58'den bunu pamplasın. Zaten gidecek değil mi? Öyle diyoruz. %22 1 milyar dolarlık burada alacağına çakar bunu buradan alır. Garanti arttığında 1 milyarı 1.200 yapacak garantisi var.
Niye girsin o riske? 200 milyon dolar. Ne gerek var öyle bir riske girmeye? Alabiliyorsan ucuzdan al. Varsa o gücün, gerizekalının birini ikna edebildiysen dünyanın en büyük borsasının CEO'sunu. Ben olsam sen de öyle yaparsın. Ben olsam ben de öyle yaparım. Yani. Amacın kâr etmekse. Ama amacın bir şeyler değiştirmekse Elon Musk gibi yaparsın işte. Şakır şakır alırsın ya kimseye sormadan. Ondan sonra da olay şeye döner. Bu niye arttı lan? Elon Musk da der ki ben aldım 5 milyar dolarlık. Ondan arttı. Orada millet girer. Öbürleri de mevzu o. Hani onu da şey ettireyim. Tam açıklayayım. Şurada Elon Musk almaya başlar atıyorum. Fiyat artar artar artar. Gider. Şurada Elon Musk ben aldım zaten der. Tamam mı? Bas siktir lan Elon Musk almış diye millet almaya başlar. Millet almaya başlarken fiyat arttığı için o Gotham'ın MicroStrategy'de para bulmaya çalışır. Elon Musk bile almış. Yani ben 1,5 milyar dolarlık aldım. Milletten kredi çektim. Onu yaptım. Bunu yaptım falan filan. Elon Musk şak diye getirdi. 1,5 milyar dolar almış. Benim bundan daha çok almam lazım. Der. Para bulmaya çalışır. Şurada parayı bulur. CZ'ye haberi salar. Kardeş ben parayı buldum. Dampla bunu. Şak. Damla. Mevzu tamamıyla bu. Daha önce 50 kere anlattık. O kadar paran varsa zaten marketten alamazsın yani. Marketten aldın mı böyle olur işte artar. Ya birileri 1 milyar dolar alırken bu nasıl düşebiliyor? Normalde satmıyor insanlara. Bitcoin satılmaz hep diyoruz. Artarsa kar satış. O bambaşka bir şey. Bunlar panik satış yaptırıp topluyorlar. Buralarda satan almadı mı? Elon Musk nasıl aldı o kadar Bitcoin'i şu artarken? Artarken millet kar satışı yaptı işte. Yani şuralarda aldıklarını sattı. Madenciler sattı buralarda sürekli. Madencinin maliyeti buralarda atıyorum. Elon Musk da buralarda toplarken sattı onu ya da önceden alanlar işte 300 dolarda Bitcoin alan adamlar 50 bin dolar olmuş satayım ben birazını falan filan demeye başladı. Öyle öyle aldı fiyat da arttı normalde olması gereken o. Ama buraya geldiğinde satıcılar bitti tamam bu gidiyor dedi. Orada alıcı varsa artık herif 1 milyar dolar bulduysa önceden bulacak mı kardeş o parayı? Bak Elon Musk çak diye getirdi bastı parayı aldı. Sen de bassaydın sen de bulsaydın. O sıfır faizli kredini burada değil şuradayken çekseydin alsaydın sen de ne yapalım burada satıcı vardı. Burası artık kırdı. Satıcı yok. Satıcı burada gelecek. 100 bine doğru giderken gelecek. Şu harekette gelecek. Sen de bu hareketleri toplayacaksın. Adamlar diyor ki artık buraları çıkartın. Biz getireceğiz gene satmaya zaten. Madenciler satacak. Ya günde 1.000 tane Bitcoin çıkıyor. Her Allah'ın günü. Sen artır satar herifler zaten. Artı Bitcoin olduğunda da satar 3'er 5'er tane. Artır fiyatı satarlar onlar. Ama sen ne yapıyorsun? İndir çak fiyatı öyle satsınlar. Garanti kar istiyorsun sen. Oldu. Oldu diyoruz da öyle oluyor işte. Yani böyle yapıyor şerefsiz. Öyle yapmasının sebebi de hep diyoruz ya altcoin'leri getiremiyor. Para toplamaya çalışıyor bir şekilde. Ondan 50 milyon dolar tık tık diyeyim. Aman şu şirketten 3 milyon dolar tık tık diyeyim. Bundan tık tık diyeyim. Altcoin'lerin ebesini atladım zaten. Bu adamlara ya delist edeceğim ya da milletin parasını vereceğim. Para da yok. Ya cebimden karşılayacağım onu ya da böyle oradan buradan komisyon toplayarak karşılayacağım o alt boğada şeyi, hacmi. Mantık o.